Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem izleyenlerimiz. Ehl-i Sünnet itikadı akaid dersi olarak takip ettiğimiz metin olarak Nesefi Ömer Nesefi akaididir. Şerh olarak Taftazani'nin şerhül akaididir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın alemin yaratıcısı Allah-u Teala'dır dedi geride. Şimdi onu tanımamız için sıfatlarını bilmemiz lazım. El-Vahidu. Öyle Allah ki El-Vahidu tektir, birdir. Bir tabii ki ikinin yarısı bir değil ha. Her bakımdan birdir. Tektir diyoruz ya. Yani Ennesani'al alem vahidun. Alemin yaratıcısı birdir. Öyle mümkün en yastuka mefhumu vacibül vücud, varlığı kendinden olan, varlığı vacip olan dediğimiz zaman bu mefhum, bu mana doğru gelmez. İlla ala zatin vahadetin, sadece bir zat üzerine gelir. Yani alemde böyle bir zat yoktur. Alemin sahibi olan zat vacibül vücuttur. Varlığı kendindendir. Alem mümkün vücuttur. Varlığı mümkündür. Sonradan olmadır. Allah-u Teala ise vacibül vücuttur. O halde vacibül vücut olan zat sadece bir zattır. Vel meşhuru fi zalike, bu hususta meşhur delil beynil mütekellimin kelamcılar arasında burhanu temanu'i. Burhanu temanu'i denen, birbirine mani olma delili deniyor buna. El müşarilehi bi kavli teala, şu ayette de bu delile işaret var. Estağfirullah. Levkâne fîhime âliyetun, şayet yerlerde ve göklerde ilahlar olsaydı, illallahu, öyle ilahlar ki illallah, Allah'tan başka, burası sıfattır, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, lefesedete, elbette yerler gökler fesada uğrardı. Ve takriru, şimdi buranın meselenin, burada delilin takriri. Ennü lev emkene ilahani, şayet iki tane ilah olması mümkün olsaydı, lemkene beynuhuma temanun, elbette aralarında birbirine mani olma durumu hasıl olurdu. Nasıl yani? Ben yuride ehaduhuma harekete zeydin, mesela birisi Zeyd isim şahsın hareketini ister. Ve lâkharu diğeri de sükûne, Zeyd'in durmasını ister. Bu durumda ne olur? Çakışma olur. Lenne küllen minuhuma fî nefsî emrun mümkün. Aslında Zeyd'in hareket etmesi veya durması nedir? Mümkün bir iştir. Ama ikisi aynı anda oluşmasını istediği zaman, o zaman çakışma olur. Keza taallukul iradeti bi küllün minhuma, her birilerine olan iradenin taalluku da, bir şeyi dilemesi de aynıdır. Olabilir. İzlâ tadâtte beni iradeteyn. İki iradenin istenmenin, iki dileğin oluşmasında bir zıtlık yok. Vel beynel muradeyni. İki tane murat. Aynı anda iki şeyi, iki tarafın değişik şeyleri murat etmesi olayında ne vardır? Zıtlık vardır. Aynı izin bu durumda bakılır. İmmâ en yâhsülül emrâni. İki iş birden olması gerekecek ki feştemû zıttâni. O zaman iki zıt iş bir araya toplanmış olacak. Yani bir ilah Zeyd'in yürümesini istese, öbürü de durmasını istese, bu iki olay birden olsa ne olur? İki tane zıt şey bir anda oluşmuş olur ki bu mümkün değil. Bu olmaz. Evet de la ya da her iki işin birden hasıl olmaması gerekir. Bu durumda felzimu acizu hadima. Birisinin aciz olması gerekir. Mesela birisinin dediği olsa, yürüse, öbürünün dediği ki neydi o? Durmasıydı. O olmadı. O zaman yürüyecek diyen iki olduysa, o zaman o yürüyecek diyen daha kuvvetli bir ilahtır. Öbürünü yendi. Dolayısıyla ve bu da acizlik nedir? İmaretül hudus. Emaretül hudus. Hudus alametidir. Böyle imkan. Mümkün olma alametidir. Dolayısıyla o ilah olamaz. Limafi min şaibetil ihtiyaç. Çünkü o sözünü geçiremeyende ne var? Muhtaciyet alameti var. Kokusu var. Fettaaddudu müstezimul li imkanı temanui. Dolayısıyla adetli olmak birbirine mani olmayı gerektirir. Bu da el müstelzimi lil muhali, imkansızlığı gerektiren bir şeydir. Çünkü ikisi de olursa o zaman iki tane imkan şey çakışan zıt şey bir araya gelecek ki bu imkansızdır. Dolayısıyla ilahların birden fazla olması, ilahın birden fazla olması nedir? Birbirine mani olma gerektirir. Fekün muhalen, bu durumda iki ilahın oluşması da imkansızdır. Ve azabu tafsil ma yukalü. Ulemanın dediği bir söz var. Bu açıklamamız onun tafsilidir. İnne hadehuma in lem yaktir ala muhalefetil ahar. Diyor ki biri diğerini muhalefet etmeye kadir olamıyorsa lezim acizi, onun aciz olması gerekir. Ve in kadere eğer kadir olsa bu sefer lezim acizül ahar, diğerinin aciz olması gerekir. Hangisi dediğini yaptırıyorsa diğeri acizdir.
Ve bazen bu açıklamayla yendefi ma yukar, şöyle denen bir söz vardı. O da kalkmış oldu. O sözün bir mesnedi kalmadı. İnnehu yecuzu en yettefika min gayri temanuin. Bunlar birbirine mani olmadan ittifak etmiş olabilirler. Denen bir söz var. Bu kalkıyor. Neden? Çünkü her işte nasıl ittifak edecekler ki? Mümkün değil. Ev en yekûnel mümâneatü vel muhalefetü gayri mümkünün. Veyahut da birbirine mani olmak veya birbirine muhalefet etmek oluşması imkansız olur. Demişler. İstezâmihimel muhalefet. Çünkü bu muhalefet gerektirir. Öyleyse demek ki sakınca olan bir şey olmuyorsa demek ki bunu anlatmıştır. Denebilir. Ev en yemteniha içtimâul iradeteyni. İki iradenin bir anda toplanması mümkün değildir. Ki iradetil vahid harekete zeyd. Birisi zeydin hareketini istiyor. Ve sükûnehu. Diğeri de zeydin sükûnü istiyor. Man aynı anda. Dolayısıyla bu gibi sözlerin hepsi kalkıyor. Çünkü her işte bu olmaz. Burada teferruatlı aleme baktığımız zaman her işte iki tane güç sahibinin ittifak etmiş olduğunu anlayamıyoruz. Öyle bir şey yok. Mümkün değil yani. Ve o zaman ikinciye gerek kalmıyor ki. Yağmur yağacak dedi mi yağacak. Kar yağacak dedi mi kar yağacak. Güneş açtı. Hep ittifak varsa o zaman ikinciye ne gerek var? İkincisi boş kalır. Fuzul olur. Ve alem bil ki enne kalu teala şu ayet kerime demin geçmişti. Estağfirullah. Kâne fîhime âliyetün. Yerlerde ve göklerde ilahlar olsaydı illallahu Allah'tan başka lefzete elbette bunlar fesada uğrardı. Bu ayet-i kerime var ya, bu ayet-i kerimenin istidlali nedir? Hüccetün iknaiyyetün. İknai bir delildir. Yani kat'i değildir. Tabi bu taftazaneye göre. Ali Yukari'ye göre ise kat'idir. Vel mülazemetü adiyetün. Buradaki mülazemet adet cihetindendir. Âlâ mâ huvel lâkü bil katâbiyyat. Katâbiyyat dediğimiz zannî delillerde, zannî olan konuşmalarda layık olan iknaidir ve adet cihetinde mülazemet vardır. Yani iki ile olsaydı adet bakımından ortalık fesada uğrardı. Bu şekilde bir iknai metottur diyor. Fe'nil adete çünkü adet cariyetun bi vücudi temanu'i ve tegalubi inde ta'tudul hakim. Evet. Zaten biliyorsunuz hakimler söz sahibidir, idareciler birkaç kişi olduğu anda orada illa birbirlerine ters düşme durumu oluyor. Bu bellidir. Ala ma uşri ileyi bir kavite. Şu ayette buna işaret ediliyor. Estağfirullah. Ve lâ ba'dum ala ba'z. Şayet yerde gökte başka ilahlar olsaydı elbette bazı bazılarına yüksek olurdu. Âli olurdu. Ona hakim olurdu. Bu şekilde demek ki mülazimet adet cihetindendir. Buradaki delil de iknaidir. Evet. Ve illa şayet böyle olmasa o zaman bakarız. Fe'in uridel fesadu bil fiil. Yani bil fiil alem fesada uğrardı. Kastetse ifurucuhuma an hazen nizamil müşahedi. Şu gördüğümüz, müşahede ettiğimiz nizam ve intizamdan çıkardı. İki ile olsaydı bundan çıkardı diye kat'i böyle olsaydı delil. Fe mücerredü teaddüdü sırf adetli olmak mefhumu la estezimul fesade. Fesadı gerektirmez. Çünkü cevazı ittifak ala hazen nizam. Belki de bu nizam üzerine ittifak etmelerine cevaz verilebilir. Akıl buna cevaz verebilir. Dolayısıyla evet. Ve in uride imkanül fesat. Fesat mümkün olabilir. Dense fela deli ala intifahi o zaman alemin yok olduğuna dair bir delil yok. Bel en nususu şahidetün bitayyiz semavat. Evet. Bilakis ayetler semavatın kıyamette ne olacağını tamamen duracağını ve refazen nizam şu nizamın kaldırılacağını ifade ediyor. O zaman feykün mümkünen lamat mahalet çaresi bu. O zaman mümkün olur. Yani demek ki şu anda bu gidişat nedir? Bir nizam ve nizamı olduğunda ittifak ettiklerini akıl cevaz verebilir. Dolayısıyla biz burada direkt budur demiyoruz da adet cihetinden iki tane ilah olsaydı adet bakımından mutlaka bu alem fesada uğrardı diyoruz. Bu iknai bir delildir diyoruz. Tabi bunlarda tabi burada akli yorumlara uygun şekilde bir açıklama yaptı. Ali Yukarızlarına göre tabii ki burada ayet kati olarak İki tane ilah olsaydı mutlaka alem fesada uğrardı demiş oluyor. Demek istiyor. Şimdi burada lev kelimesinin bir itizası var. Finkıyla itiraz var. Muktaza kelimeti lev kelimesi var. Lev kâne fîhime âletun ayette lev var. Bu en intifa sani ikincisinin yokluğu. Yani alem fesada uğrardı diyor orada. O, oradaki fesada uğramanın yokluğu olmaması fil mazî mazide yani mazide geçmişte alem fesada uğramamışsa bir sebep intifa evvel
fihi. Evet, mazide evvelkinin intifası sebebiyledir. Demek ki iki ilah yok ki geçmişte alem fesada uğramamış denir. Fela yufidu, bu ifade etmez, illet delalete ala enne intifal fesad fi zamanil mazi. Bu ancak şuna delalet ediyor ki fesat mazi zamanda bir sebep, fesadın olmaması mazi zamanda bir sebep intifal taatüt olmadığı içindir. Demek adetli ilah olmadığı için mazide fesat olmamış. Lev bunu ifade ediyor. Diyor. Demek ki iki ilah yok ki fesat da yok. Bitti. Kullan naam dediğin doğru. Yahse bir aslı lüga. Kezalik dediğin doğru. Lügat bakımından levin ifade ettiği mana odur. Lakin kat tüstamelü listillali bazen delil çıkarmakta kullanılır. Bintifail ceza cezanın, şart ceza, cezanın yokluğu alentifail şart, şart evvel kısımdır, şart kısmının yokluğu üzerine delil getirilir. Min gayri delaletin ala tayini zamanin. Herhangi bir zaman tayin etmeksizin. Bazen de mutlak bırakılır. Mazide değil de belki de mutlaktır. Genelde ve ileride böyledir. Kemal fi kavlinden şu sözde olduğu gibi. Levkânel âlemü kadîmen, şayet âlem kadim olsaydı, lekâne gayri mütegayirin, elbette değişici olmazdı. Değişiyorsa demek ki kadim değildir. Bak bu nedir? Bu hal ve istikbaldedir ya. Demek ki burada lev kelimesi hal ve istikbalde kullanmıştır. Burada tabi Taftazâri'nin kendi görüşüne destek yapıyor bunu. Biz de ne yapıyoruz? Zaten genelde böyle olduğu için iki ilah olsa diyoruz, alem yok olurdu. Bozulurdu, dağılırdı. Dolayısıyla iki ilah olması mümkün değil. El kadimu, el vahidu tektir, birdir, el kadimu kadimdir. Kadim, evveli yok. Hazat tasrim bima ulme iltizamen. Bu geride iltizamen, yani gereklilik bakımından bilinen bir şeyin açıklaması oldu. İzili vacibu, çünkü vacip, vacib vücut dedik. La yekunu illa kadim, ancak kadim olabilir. Vacip ancak kadimdir. La ibtida li vücudihi. Çünkü başlangıcının, varlığının başlangıcı yok. İzlevkâne hadisen mesbukan bil adem. Zira evveli yoklukla geçilmiş olsa, böyle hadis sonradan olan bir şey olsa, lekâne vücudu min gayrihi. Elbette onun varlığı başkasına olurdu. Başkası onu yapmış olacaktı. Niçin zaroten böyledir. Yani madem ki evveli varsa, evvelinde bir kesiklik varsa, bu hadistir. Demek ki onu var eden başka bir evvel vardır. Tabaka fi kelam bazıyım. Ennel vacib evvel kadime teradifani. Bazı ulema demişler ki vacib ve kadim aynı şeydir. Eş anlamlıdır demişler. Evet. Lakin öyleyse bir müstakim. Bu söz doğru değil. Likatli bitte gayrı mefhume. Çünkü mefhumlar farklıdır. Vacib demek varlığı, yani lazım olan. Kadim demek evveli olmayan. Mefhumlar farklıdır. Ama Allah-u Teala hakkında vacib de denir, kadim de denir. Evet. Ve innemel kelamı fit tesavi bi hasebi sıdkı, bak. Burada ikisinin eşit olması ancak bir zat üzerine sadık gelmesindedir. Tek olan Allah-u Teala için vacib-i vücut denir ve kadim denir. Ama mefhumlar değişiktir. Evet. Fi kelam bazı müteahhirin, mesela kim bu bazı müteahhirin dedi? Kelimamı Hamiduddin Dariri. İmam Hamiduddin Dariri ismi zat. Hemen tebiahı, ona tabi olan kişiler. Bunların sözünde tasrihun, açıklama var. Benne vacibel vücud li zatihi, haddi zatında, zatından dolayı vacibel vücud olan zat kimdir? Huvallahu Teala'dır ve sıfatuhudur. Ve sıfatları da öyledir diyor. Bunlar ve stedellu ala enne külle ma ve kadimun. Diyorlar ki kadim olan her şey ve vacibun li zatihi. Haddi zatında vacibdir diyorlar. Benne levlem yekün vaciben li zatihi. Kadim olan vacib li zatihi olmasa lekâne caizel adem. O zaman fi nefsi, haddi zatında var yokluğu caiz olacak bir şey olur. Mecburen haddi zatında vacib vücuttur diyor. Fehtâcu fi vücudihi ilâ muhassısın. Bu durumda nefs haddi zatında ademe müsait olursa o zaman onu muhassıs tahs eden, onu yaratan, var eden bir var ediciye muhtaç olur. Fekûn muhtesen, o zaman o muhtes olur. Dolayısıyla Allah-u Teala ve sıfatı hakkında diyor vacibdir, vacib li zatihi deriz diyorlar. İzlâ nâni bil muhtes, biz muhtesten, hadisten kastımız diyor. İlla mâ teallakû vücûduhu bi câdişin âhâr. Varlığı başkasının var etmesine taalluk eden şey. Diye dediler ama sümme itaradû, sonra kendileri itiraz ettiler. Benne sıfâti levkânet vâcibetten li zâtiha. Allah'ın sıfatları haddi zatında kendi başına vacip olsa ekânet bâkiyeten bâki olacaktır. Evvel bekâ bekâden manen bir manadır. O zaman felezime kıyamul mana bil mana. Yani beka bir manadır.
diğer manada sıfattır, vacip olması. Mana üzerine kayma olacak. Halbuki mana zatta kaymaması lazım diye bir çelişki oldu derler. Bunun da fe cevabı kendi cevap verdi. Bir anne külle sıfatın her bir sıfat fe bakiyetün bi bekain, o bir beka ile bakidir ki o nefsü tilke sıfatı, o sıfatın kendisidir. Ama ve hazel kelam fi gayeti sabit. Bu söz biraz zor diyor. Açıklaması zor. Evet. Fe inne nel kavle bitaatul vacibil zatihi, bir kere vacibil zatihi Allah-u Teala ve sıfatlardır dersek adet oluyor. Bu söz münafili tevhidi. Tevhide zıttır. Tevhid deneyeceğiz. Vacibül vücud zati sadece Allah-u Teala'dır. Sıfatlar da onun zatıyla beraber kadimdir. Sıfatlar kendi başına değildir. Evet. El hayyu, Allah-u Teala haydir. Dilidir yani. El kadiru, kadir gücetendir. El alimu, her şeyi bilendir. Es semiu, iştendir. El basır, görendir. Eşşai, dileyendir. Mürittir. El müridü. Eşşai, el müridü. İki lafız gettik. İşte aynı manada. Evet. Bunlar, bu sıfatlar onda sabittir. Lenne bedaten akıl. Çünkü açıkça akıl ne diyor? Cazimetün hükmeder. Bi'enne muhtesel alem. Şu alemi yaratan ala hazen nemti elbedi. Şu garip olan, şu üslup üzere, şu acayip minval üzere. Ben nizamil muhkem, şu muhkem bir nizam üzere alem yaratan zat. Hem de ma yeştemül aleyhi minel ef'alil mutkineti. Şu alemde sağlam fiiller var. Nukuşul müstahsenetin güzel nakışlar var. Çiçekler, böcekler, hayvanların şekilleri falan. Bu şekilde bir alem var eden zat. La yekunu bidun haziz sıfati. Şu sıfatlar olmaksızın bunu yapamaz. İlla kendisi diri olması lazım. Her şey gücü yeten olması lazım. Her şeyi bilmesi lazım. Her şeyi görmesi lazım, işitmesi lazım ve dilediği gibi yapması lazım. Güç sahibi olması lazım. Hem de ala enne ezdadeha. Şunu da bilelim ki bunlar olmasa bunlar zıttı olacak. Bu zıtları da nedir? Nakaisu, noksanlıktır. Ki yecibu tenzihullah teala anha. Bunları Allah'tan tenzih etmek gerekir. Mesela Allah diri değildir desen haşa. O zaman Allah olamaz ki. Allah bilmiyor desen haşa. O ilah olamaz. Adam ne diyor profesör? Allah senin şeyini bilmez diyor. Sen kimle evleneceğini bilmez diyor. Teferruat bilmez diyor. Mutezile öyle diyor. Onlar sapık. Sıfatları inkar ettiği için. Allah-u Teala her şeyi bilir. Kuru, yaş, ne varsa hepsi levh-i mahfuz'a yazılmıştır. Böyle bilecek ki ilah olsun. Bilmeyen ilah olur mu? Ve ezen kadı ve rades şer'u biha, hem de şeriatta bu sıfatlar geldi Kur'an-ı Kerim'de. Ya ve semiul alim ve vel kadiru ve vel hayyul la yemut. Hep bunlar Mevla'nın kitabında var. Ve bazı hamim mahallâ tevakkafu sübûtu şer'i aleyha. Bu sıfatların bazısı şeriatın kendilerinin varlığı şeriatın sübûtuna bağlı değildir. Yani onlar şeriat olmasa da bilinir. Ve sırf temessükü bir şer'i fiyâ. O zaman şeriata yapışıp onları şeriatla ispat edebiliriz. Ket tevhidi mesela. Bir sürü putperest var. Onlar onu anlamıyorlar. Aslında anlaması lazım ama anlamıyor. O zaman şeriat neyle geldi? Tevhidle geldi. Bu peygamberin getirdiği kelam, Allah-u Teala ona kelam indirdi. Kelam onun peygamberin kelamı nedir? Sadık habercinin sözüdür. Mucizeyle tesliklenen peygamberin sözüdür. O da ne diyor? Allah birdir diyor. Kul huvallahu ehad diyor. Dolayısıyla ne olduğu zaman Allah-u Teala'nın sıfatlarını ispatmış olduk. Leyse bir arazin. Şimdi sübut, yani Cenab-ı Hakk'ın zat sıfatlarını söyledi, sübut sıfatlarını, bir de şimdi yani mümteli olan şeyleri, zıtlarını söylüyor ki eşya zıttıyla anlaşıldığı için iyi anlaşılsın. Leyse bir arazin, Allah arazi değildir. Ya. Lennü la yakun bizatî. Çünkü araz kendi başına kaymolamaz. Bel yeftekir ile mahallin yukavvimuhu. Kendisini kuvvetlendiren bir mahalli ihtiyacı vardır. Feyekûnü mümkün. O zaman araz mümkün olur. Lennüm yemtenüm pekâuhu. Hem de arazın kendi başına durması pekası da mümkün değildir. Ve illâ lekânel pekâuhu mânen kaymin bi. O zaman araz bak olsaydı, arazın kendisi bak, manadır. Beka da bir manadır. Mana manayla kaymayacak ki feyezzimu kıyamul mana bil mana. Mananın manayla kaymaması gerekir ki ve huve muhal. Bu imkansızdır. Evet. Lennü kıyamel araz bir şeyi, bir şeyin arazın bir şeyle kaymaması, bir şeyde arazın bulunması. Şu kalemin mesela sertliği, uzunluğu kalemin cisminde sabittir. Bunun manası, manavı en tehayyüzehu, şunun sahası, mahalli tabirli tehayyüzehi, o arazın sahası şu kalemin sahasına tabidir.
Arazinin sertliği şu kalemin üzerine sabittir. Kendi başına değildir yani demektir. Vel araz la tahayyüzelü bizzat. Hatta zaten arazın kendine ait bir mekanın makamı yoktur. Yani mahalli yoktur. Ki hatta tahayyüze gayru tebayyeti. Başka bir şey gelip onun üzerinde mekan tutsun. Cisimlerin hayzin mekanı vardır. Arazlar onun üzerinde oluyor. Evet. Beka aslında istimrar vücuttur. Varlığın devamıdır. Ve ademu zeval, yokluğun olmamasıdır. Evet. Pekan hakikati de el vücudu, varlıktır yani. Minasün nispeti ile zamani sani. İkinci zamana nispetle varlığın devam etmesidir. Devam ediyor, devam ediyor. Evet. Demek ki arazda ne var? Devamlı yenilemek var. Şu ışık mesela devamlı yenilendiği için var gibi görüyor. Aslında bu devamlı kesinti var bunda. Bu eşyanın varlığı da bu şekilde devamlı Cenab-ı Hak tarafından verildiği için var gibi görünüyor. Aslında devamlı yokluk içindedir. Yokluğa doğru meyillidir. Dolayısıyla araz yokluğa mahkumdur. Araz değildir. Mevla Teala araz değil. Veya cismin cisimde değildir. Lenu müterekkebun cisimdedir. Müterekkiptir. Bir takım cüzlerden beden gelir. Ve mütehayyizun yer tutar. Ve zariçe imaretul emaretul hudus. Bu da hudus yani sonradan olma alametidir. Vela cevherin cevher ana madde demiştik. Cüzün lati ceza cevher değildir. Şimdi o da nedir? Bir mahal tutar. Onu birleştiğin zaman cisimler meydana gelir. Demek ki Allah-u Teala bu değil. Neden? Çünkü cisimleri meydana getiren şey hadistir. Sonradan olmuştur. Onun bir muhassızı var ki onu öyle yapmıştır. Dolayısıyla Allah-u Teala bunlardan münezzehtir. Vela musavverin yani suret ve şekil sahibi değildir. İnsanların, hayvanların şekilleri gibi asla kata Mevla Teala için böyle bir şekil sabit değildir. Çünkü o şekil nedir? İlla bir sınır ihtiva eder. Birisi tarafından şekillenmeyi gerektirir. Vela mahdudun had, sınırlı, şu kadar metre, şu kadar kilometre gibi bir şey değildir. Vela mahdudun adetli, sayılı, adet sahibi, kemiyet, keyfiyet sahibi değildir. Vela mütebaizin, cüzleri ayrılmaz. Vela mütebaiz, bölüm bölüm, parça parça olmaz. Vela mütecizin, tamamen cüzleri ayrılmaz. Vela müterekkibin, birleşip cüzlerden terkip edilip meydana gelen bir şey değildir. Vela mütenahin, nihayeti yoktur. Nihayet biçilmez ona. Vela yusafu bil maiyeti, maiyet, ma, nice, nasıl, mahiye, mahüve diye sorulduğu zaman eşeğe tanıtıyoruz. Allah hakkında böyle bir şey denemez. Vela bil keyfiyeti, keyfe huve, keyfiyeti nasıldır, kokusu, tadı, rengi, uzunluğu, kısalığı gibi şeylerle vasıflanamaz. Vela temekkenü fi mekanın, bir mekanda mekan tutmaz. Arşın üstüne, semaya oturmamıştır haşa. O gibi ayetler nedir? Müteşabihattandır. Tasarrufu altına aldı, gücü altına aldı demektir. Vela icra aleyhi zamanın, üzerinden zaman cari olmaz. Zaman nedir? Güneşin, felekin hareketiyle meydana gelen bir andır, bölümdür. O zaman bütün eşya üzerine caridir. Allah'ın mahlukudur. Allah-u Teala bundan münezzehtir. Vela yüşbihuhu şey'un. Ona hiçbir şey benzemez. Eşi benzeri yoktur. Şu eşya nedir? Onun tasarrufuyla meydana gelmiştir. Ve la yahrucu an ilmihi ve kudreti şeyun. Onun ilminden, kudretinden hiçbir şey çıkamaz. Zira bazı şeyleri bilmemesi, bazı şeyleri yapamaması nedir? Acizliktir, muhtaç olmaktır. Dolayısıyla onun ilminin ve kudretinin dışında bir şey olursa, ona kadir olamazsa, ondan haber olmazsa o zaman aciz olur. Aciz olan da ilah olamaz. Zaten ayet-i kerime mevcuttur. Ve fehüve bikülü şeyin alim. O her şeyi bilir. Her şey. Senin, benim içimizden geçen düşünceleri bilir. Ve aleküllü şeyin kadir, her şeye kadirdir. Parmağımızı kımıldatmamız bile onun elindedir. Felsefecilerin, mutezilerin dediği gibi değil. Yani onlar işte felsefeciler, adam okuyorlar profesör. Gidiyor Avrupa'da master yapıyor. Mantık, felsefe yaparak gelip burada dini kendi mantığına göre yorumlamaya çalışıyor ama maalesef Allah da onlara haddini bildirsin inşallah. Allah-u Teala'nın sıfatlarına girmiş olduk inşallah. Sonraki derslerimizde buna devam ederiz. Şimdi şu anda saydığı bu tenzih olan tenzih sıfatlardır. Yani selbi diyoruz bunlara. Allah-u Teala hakkında ne diyemiyoruz? Araz değil, cisim değil, cüz değil, bölüm bölüm, parça parça değil, inmez, çıkmaz, kalkmaz, oturmaz, bizim gibi vasıflara benzemez. Ondan sonra üzerine zaman geçmez. Şekil, suret onun hakkında yoktur. Eşi benzeri yoktur. Leyse kemisi şey. Zaten ayet bunu ben ediyor. Allah'ı tanıtırken bila keyf. Bila keyf zatını bila kaydedelim. Cemal-i Bakemal'i seyredelim diyoruz. Sekusi. Demek ki bazı Vehhabi ve Selefilerin yanlış yaptığı yorumlar asla kata doğru değildir.
İbn-i Teymiye'nin de böyle yanlışları var diyorlar. Allah arşa oturdu diyor. Arş yokken nereye oturdu? Haşa. Allah-u Teala istiva etti. İstiva meçhul. İstiva vardır. İmam Malik Hazretleri öyle söylemiş. İstiva var. Tamam, ayette var. Keyfiyet meçhul. Bu işten konuşmak bidattır. Deyip adamı kovdu. Ya bu meseleler değil mi? Asr-ı Saadet'ten sonra çıkan, daha sonraki dönemlerde çıkan fitnelerdeki müştehit imamlar bunları bastırmıştır. Allah ona razı olsun. O yüzden o müştehit imamların kitaplarını okuyoruz. Onların eserlerini devam ettirerek Ehl-i Sünnet'ten Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. İtikadımızı muhafaza etsin. Amelimizi de salih etsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.